Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepimizin bildiği üzere göz teması kurmak önemli bir sosyal işarettir. Benimle konuşurken gözümün içine bak, gözlerini benden alamadı. Bana öyle dik dik bakma ve daha nicesi. Tüm bu söylemler bile tek başlarına göz temasının sosyal yaşantımızda ne derece önemli olduğunu vurguluyor. Newark'taki Ohio Devlet Üniversitesi'nden sosyal psikolog James Ward, sosyal ilişkilerde göz teması kurmanın önemini şu sözlerle ifade ediyor. Göz teması sosyal bir etkileşim esnasında size en güçlü bilgileri sağlar. Çünkü duygular ve niyetler hakkında detaylar barındırır. Ayrıca göz teması kurmak o kadar önemlidir ki kısa bir süreliğine bile olsa bir kişi sizden bakışlarını kaçırıyorsa kendinizi dışlanmış hissetmeye eğilim gösterirsiniz. Ayrıca göz temasının önemini kavrayışımız genlerimize işlenmiş gibi gözüküyor. Yeni doğan bebeklerin içgüdüsel olarak bakışlarını kendilerine bakım sağlayan kişilere yönlendirmesi buna güzel bir örnektir. James Ward'ün yapmış olduğu bir çalışma, 5 günlük bebeklerin gözlerini kaçıran kişilerin yüzlerine bakmaktansa kendileriyle doğrudan göz teması kuran kişilerin yüzlerine bakmayı daha çok tercih ettiklerini ortaya koyuyor. Bu durum, insanlardaki göz temasının gelişimin en erken basamağında sağ kalım, hayatta kalma içgüdüleriyle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Şöyle ki, karşısındaki kişinin bakışlarını üzerine çekip göz temasının devamlı olmasını sağlayan bebekler, çocuklar, kendilerine temin edilecek gıdayı, ilgiyi ve bakımı da böylelikle garanti altına almış oluyorlar. Mayıs 2015'te yapılmış bir çalışmada Londra Üniversitesi Akademisi'nden psikolog Alan Johnston ve meslektaşları bu sorunun yanıtını aradılar. Ekip ilk olarak 400'den fazla gönüllünün kişilik özellikleri hakkında bilgi topladı. Daha sonra katılımcılara farklı süreler boyunca kendilerine doğrudan bakıyormuş gibi görünen aktörlerin bulunduğu video parçaları gösterdi. Videoları seyrederlerken aktörlerin bakışlarını kendi üzerlerinde hisseden katılımcılar kendilerini ne kadar rahat hissettikleri hakkında araştırmacılara bilgi verdiler. Johnston ve ekibinin bulgularına göre denekler, aktörlerin kendileriyle kurdukları göz temasından memnunlardı. Ancak bunda göz temasının süresi önemliydi. Ortalama olarak 3,5 saniye süren göz teması rahatsız edici olarak algılanmıyordu. Bulgulara göre, göz temasının bu ortalama süreden daha uzun olmasını sağlayan şey ise bazı aktörlerin tehditkar değil de güven telkin eden görünüşleriydi. Ekip ayrıca uzun süren göz temasına karşı verdiğimiz tepkiyle öz algılamamız, kendimizi nasıl algıladığımız arasında muhtemel bir ilişkinin varlığına da dikkat çekiyor. Bulgulara göre kendilerini yardımsever ve cana yakın olarak tanımlayan katılımcılar daha uzun süreli göz teması kurmaya eğilim gösteriyorlardı. Son olarak sizlere göz teması ile ilgili birkaç önemli bilgi sunalım. Bebeklerde ve yeni yürümeye başlamış çocuklarda görülen göz teması eksikliği otizmin erken belirtilerinden biridir. Kadınlar erkeklere göre daha fazla göz teması kurarlar. Bu durum, kadınların yüz yüze konuşmayı tercih etme sebeplerinden biridir. Erkeklerse yan yana durarak yapılan bir konuşmayı tatmin edici bulabilirler. Romantik ilişkilerde çoğu kadın göz temasını yakınlığı ya da ilişkinin ilerlemesini sağlayan bir yol olarak görürken, pek çok erkek için bu otoriteyi kabullenmeye giden yol anlamına gelebilir. Yalancının beden diliyle ilgili söylenen en yaygın mit, yalan söyleyen kişilerin göz teması kurmaktan kaçındığıdır. Halbuki çocuklar hariç, yalan söyleyen pek çok kişi, özellikle en arsızları, bolca göz teması kurarak ve temas süresini de uzun tutarak yalan söylemediklerini ispat etmek için bakışlarında aşırıya kaçarlar. Yakın Doğu kültürlerinde dokunarak iletişim kurmaya eğilimli olan kişiler, göreceli olarak mesafeli bir beden dili sergileyen Avrupa kültürlerine ait bireylere kıyasla birbirleriyle daha fazla göz teması kurarlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.